Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler. Bildiğiniz gibi temel bilim açısından her gün güzel bir gündür. Daha önce de söylemiştim çünkü tekraren doğanın temel işleyişi hakkında düşünme şansınız vardır. Ve her gün size yeni bir keşif getirebilir. Bu açıdan güzeldir. Bütün bunlara ek olarak bir güzellik daha vardır. Yüksek otoriteler, devlet yöneticileri temel bilime değer verir. Sizin temel bilim düşüncelerinizi, fikirlerinizi destekleyir. Sayın Cumhurbaşkanımız temel bilimlere, temel bilimler araştırma enstitüsüne açık desteğini ifade etmiştir. Bugün biz buradaysa, burada toplanabilmişikse, bu toplantıları yapıyoruksa ve bu kadar gururluysa, bunun için zat-ı devletlerine borçluyuz. Değerli öğrenciler, koşullar, şartlar ne olursa olsun bunu unutmamamız lazım. Bu güzellik bağlamında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız, çok değerli Mehmet Fatih Kaçır yoğun programına rağmen zaman bulmuş bizi ziyaret etmeye gelmiştir. Bunun için kendilerine çok minnettarız. Sayın Bakanımı sizin alkışlarınızla kürsüye teşriflerini buyurmasını arz ederim, konuşmasını yapmak üzere. Değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, değerli akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler. Ben böyle çok önemli olduğunu düşündüğüm çok güzel bir programda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Çok böyle bir konuşma yapacak değilim. Zaten çok yoğun bir eğitim programı olduğunu biliyorum. Ve çok heyecan verici olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu heyecanı azaltmaya dönük uzun bir konuşma yapmayacağım burada. Sadece birkaç şeyi ifade etmek isterim. Malumunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler son dönemde Milli Teknoloji Hamlesi başlığıyla çerçevelediğimiz ülkemizin yüksek katma değer üreten, çığır açan teknolojilerde kritik bileşenleri, stratejik bileşenleri yerli, milli ve özgün olarak geliştirmesi ve üretmesi odaklı çalışmalara yoğunlaşmış durumdayız. Milli teknoloji hamlesi dediğimizde de en önemli bileşen elbette insan. Türkiye'miz aslında büyük bir sessiz devrimin içinden geçiyor. Çok büyük bir kapasiteyi, çok büyük bir altyapıyı hep birlikte, 82 milyon hep birlikte inşa ettik. Türkiye'de bugün 150 binden fazla ARGE personeli var ki bu sayı sadece 10 yıl önce 50 binlerdeydi. Türkiye'de bugün 60'tan fazla teknopark var. 5 binden fazla teknopark şirketi var. 30 binden fazla tamamlanmış ARGE projesi var. 8 binden fazla devam eden ARGE projesi var teknoparklarda. 1500'den fazla ARGE ve tasarım merkezimiz var. 200'den fazla üniversitemiz var. Dolayısıyla aslında çok büyük sonuçlar doğurabilecek pek çok işin arefesindeyiz. Ulusal araştırma altyapılarımız var. Dünya çapında araştırmalar yapan akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız var. Ama bu kapasiteyi daha da geliştirmek, ama bunun yanında da işte temel bilimler gibi hayati derecede önemli konularda bütün bu alanlarda ortaya çıkabilecek neticelerin toplam niteliğini çarpan etkisiyle yükseltebilecek hayati kritik alanlarda daha kuvvetli adımlar atmaya inşallah önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Biz Temel Bilimler Araştırma Enstitümüzün hem bu çalışmasını hem de bundan sonra yapacağı çalışmaları çok çok önemsiyoruz. Türkiye'de bilimi, teknolojiyi 7'den 70'e gündemin birinci sırasında tutma yönünde hep birlikte gayret göstermek istiyoruz. Türkiye kalkınacaksa, Türkiye hedeflerine ulaşacaksa, Türkiye bu zor coğrafyada hür ve bağımsız olarak varlığını sürdürecekse ve Türkiye insanlığa özellikle yüksek sesle ifade ettiği adalet ve merhamet değerlerini bundan sonra da daha kuvvetli bir şekilde savunmaya devam edecek. Dünyada küresel adaleti inşa etmeye dönük 82 milyon hep birlikte mücadele etmeye devam edeceksek bu ancak bilimsel alanlarda
yapacağımız çalışmalarla ve bu çalışmalar neticesinde ortaya koyabileceğimiz çığır açan teknolojilerle mümkün olacaktır diye düşünüyoruz. Biz o yüzden hem bu nitelikte çalışmaları ama hem de bunun yanında çok daha küçük yaşlarda, çok daha erken yaşlarda çocuklarımıza bilim aşkını kazandırmaya dönük çalışmaları çok çok önemsiyoruz. Belki takip edenleriniz vardır. Buna yönelik festivaller düzenliyoruz, eğitimler düzenliyoruz. Yeni eğitim nosyonları geliştiriyoruz ve inşallah hep birlikte bunların neticelerini 5-10 sene içerisinde göreceğimize inanıyoruz. Ben bu çalışmanın hem enstitümüzün gerek yurt içindeki gerekse uluslararası düzeydeki bilinirliğini artırması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki çok değerli katılımcılar arasından hem çok önemli bilimsel araştırmalara imza atacak kişiler çıkacağına hem de belki bu bilimsel temelli alanlarda çığır açan teknolojik girişimlere imza atacak kişiler çıkacağına yürekten inanıyorum. Çok değerli akademisyenlerimizi, eğitmenlerimizi ki hem bildiğim kadarıyla yurt içinden hem de dünyanın dört bir tarafından aslında çok değerli hocalarımız buradalar. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ben tabii konuşmayı bana verilen bilgi Türkçe yapmış oldum. Bilmiyorum herkes anladı mı? %95 anlamıştır. Öyle mi? Birkaç cümle de sonunda İngilizce. Peki. I thank you all and I would like to tell all our guests from abroad welcome to our beautiful country and welcome to our important program or our this important program again. İnşallah her şey gönlünüzden geçtiği gibi olur. İnşallah ülkemiz hep birlikte ulusal hedeflerine 82 milyon hep birlikte ulaşır diye temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalınız.